Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dahisi kanalına hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir ayakkabımız, çok güzel bir kargomuz var. Gayet büyük bir kargo kutusu var. Ve gördüğünüz gibi şu bantlardan Puma'dan aldık. Biliyorsunuz farklı farklı markalara ve ayakkabılara yer vermeyi de çok seviyoruz. Sadece Nike, Adidas, Jordan markaları varmış gibi gelebilir kimilerine ki bu tarz yorumlar da alıyorum zaman zaman. Ama ne yapayım, adamlar 30 tane ayakkabı çıkartıyor. Bu markalar 2-3 tane ayakkabı çıkartıyor doğal olarak. Onların daha çok inceliyoruz. Daha çok imzalı ayakkabıları var. Pazarın %90'ını kontrol ediyorlar. Tabii ki imkan buldukça da, fırsat buldukça da bu tarz ayakkabıları da alıyoruz. Puma.com.tr'den aldım arkadaşlar. Direkt Puma'nın normal, orijinal sayfası. Ve gerçekten en üst ayakkabısını, premium ayakkabısını aldım. Gerçi fiyat olarak birçok ayakkabı var buna benzer yakın. Bu arada 2700 TL oldukça yüksek bir rakam. Oo, çok pahalıymış. Gerçi artık 2000 TL'ler böyle bütçeli ayakkabı rakamları olmaya başladığı için 2700 de çok büyük sayılmayabilir. Bilmiyorum, bana fazla. Ama lazım. Zaman zaman indirime de giriyor ki geçen sene Puma'nın ayakkabılarını 350-400 TL aldığımız zamanları hatırlıyorum. Yani inanılmaz bir artış var tabii. Daha 800 almıştım, vuu pahalı olmuştuk. Evet. Bir tanesine. Sen yolda 350-400 TL ben hatta bayağı paylaşımlar yapmıştım, bitmişti bir gün içerisinde. Yapacak bir şey yok. Durumlar böyle. Dedikten sonra da hemen açalım şöyle. Bu arada arkadaşlar bu kargoda yani yalan olmasın 2-3 gün içerisinde geldi. Türkiye mağazasından aldığınız için bayağı hızlı geliyor. Bazen merak ediyor olabilirsiniz. Evet, kargomuzu şöyle açtık ve kutu terste şu an ama arkası bile çok hoşuma gitti. Evet. Gayet güzel bir arkası varmış, hatta direkt arkasından bakalım ne dersin. Basket ayakkabısı değil mi? Evet, basket ayakkabısı. Burada ne var? Ölçüm mü var? Evet, jump size, euro size. Evet, Amerika ve Avrupa size'ları kaça denk geliyor? Herhalde onu güzel güzel şekillendirmişler ve birçok burada Puma'nın farklı farklı logoları görünüyor. Şöyle hemen önünü açalım. Normal bir Puma kutusu, biraz daha üstü yaldızlı biraz yüksek geldi kutu bana, ne diyorsun? 73 yazıyor. Puma logoları var kutunun her yerinde ve şöyle sana göstereyim. 45 numara aldım. Rise Nitro aldım arkadaşlar. Burada Instagram'dan bana birçok arkadaşım sordu. YouTube'dan falan da bayağı yorum geldi. Abi almıyor musun? Abi incele. Çok hoşumuza gitti falan filan. Dedim sizi mi kıracağım dedim ve bu şekilde siparişimi verdim arkadaşlar. Dediğim gibi 2700 TL'ydi. Hadi gelin şimdi sizlerle birlikte bakalım ayakkabı neye benziyor. Acaba ne renk söylemişsin? Benim en çok merak ettiğim o oluyor. Sen pek beğenmeyeceksin. Bayağı oldukça cırtlak çünkü. Şöyle cırıncılık açalım. Cırıncılık şey kesin. Ooo ayrı ayrı şeyler var. Mandalina rengi. Mandalina rengi. Bayağı cırtlak, bayağı ben buradayım diyor. Şunu da çıkartalım. İçinde başka bir şey yok. Kapatalım kutumuzu. Evet, Puma Rise Nitro karşınızda arkadaşlar. Oldukça iri ve büyük bir ayakkabı ilk başta, onu söylemem lazım. Genelde Puma ayakkabıları bu şekilde bir izlenim veriyor. Evet, rengin ne diyorsun? Benim gözümde off. Evet, bu ne böyle diyorsun. Ama sahada bu tarz ayakkabılar çok güzel gidiyor. Mesela bembeyaz giyiniyorsun, altında bu. Veya simsiyah giyiniyorsun, altında bu. Dikkat çekici olabilir. Gündelik hayatta çok giyilmesi belki... Yani giyilebilir gerçi, rengarenk niye giyilmesin. Ama özellikle saha için bayağı güzel. Şöyle elime alıyorum. Okkalı bir ayakkabı. Çok hafif değil kesinlikle. Bayağı büyükmüş, bayağı çılgınmış. Dilersen şöyle yaklaş ve altını çevireyim. Altından başlayalım. Altı çok ilginçmiş arkadaşlar. Adeta dalgalı desenlerle bezenmiş ve ProPlate yazılı orta tabanda bir X işaretiyle renklendirilmiş. Yani bu ayakkabı plakası oluyor. Hemen topuk kısmında ise Puma logosu var. Güzel, bayağı güzel. Fakat bu dışarıda oynanmaz kesinlikle. Şöyle elimle ittiriyorum. Hemen yumuş yumuş. Ve çok da derin değil bu çıkıntılar. Bayağı bayağı hızlı eskiyecekmiş gibi yapmışlar. Ama güzel bir görüntüsü var. Yani ele yapışan hoş bir yapıda. Bakalım sahada nasıl olacak. Sahada iyi iş yapar ama dediğim gibi dışarıda kesinlikle bunu kullanmayın derim. Hemen şöyle yana kaldırayım. Yastıklama noktasında Puma'yı yani çok iyi bulmuyorum. Çok kötü de bulmuyorum. Yani orta seviye. Burada da muhtemelen orta seviye bir yastıklama olacak. Sert bir köpüğü var arkadaşlar. Hafif de rengine baktığın zaman alttan ve üstten ayrışır. Biraz daha koyu bir renge sahip buradaki yastıklama. Ben bu ayakkabının asıl kitlenme ve destek noktasında çok iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü neden? İlk önce şurada bakarsanız bir çorap içindesiniz. Bu bağcıklarınızı bağlamayı aşırı aşırı zorlaştıracak muhtemelen. Diğer nokta ise şuradaki eklemeler.
yana yapacağınız hamlelerde sizi çok iyi tutacaktır. Aynı şekilde burada da sizi tutması için ekstra katmanlar var. Ayakkabı oldukça geniş bir yüzeye basıyor ve yan kenar çıkıntısı da gerçekten güzel gözüküyor. Okkalı, sabit, güçlü hissettiren hoş bir hissi var. Yani elinize aldığınız zaman o okkalı görüntüyü hissediyorsunuz. Şöyle yaklaşımda üstten de başlayalım. Şu üstteki kısım çok hoşuma gitti. Şöyle altına bakmak istiyorum açıkçası ama bir çorap giydirmişler ayakkabınıza. Şöyle elimi bakın nereye kadar, ta şuraya bakın, ta en ucuna kadar sokabildim şu an parmaklarımı. Bunu ne için yapmışlar? Yani ekstra kitlenme olabilir. Farklılık yapıyor sonuçta. Ben çok terletir ayağı o şekilde olmuş. Muhtemelen dediğin doğru, yani çok terletecek bir yapı ama ekstra bir örgü daha var. Yani kimisi ne yapıyor bunu? Cırt cırtlı bir bap sistemle yapıyor. Kimisi farklı işte fit plate diyor, fit sistem diyor, bir şey diyor. Bak burada da zaten ne yazmışlar? WR tape demişler. Hani acaba o tape şu mu? Şu. Muhtemelen tape band demek ya. Şu geçtiği sisteme demişler. Çorap yapısına da bir isim verebilirlermiş. Galiba o isim yok. Giydiğimiz zaman acaba bu çok sıkacak mı? Onu şu an öngöremiyorum. Hardin'larda buna benzer yapılar vardı. Hardin Bolduç'u hatırlar mısın? Önde bir band vardı mesela. Yani hatırlıyorum ama bağcıklarını bu şekilde nasıl bağlayacaksın? İşte bu merak en büyük sıkıntı o. Yani nasıl bağlayacaksın? Şöyle arkadaşlar, içe doğru iyice açmanız gerekecek muhtemelen. Böyle. Ama baktığım zaman içte de neler görüyorum. Bağcıklar farklı yerlerden geçiyor. Ama bence kitlenmesi güzel olacak bu ayakkabının. Şu yapı çok kaliteli. Bu Adidas'taki bana Prime Knit'leri hatırlattı. Evet, bu Boost'larda falan oluyordu ya. Onları hatırlattı. Bayağı güzel yapı. Muhtemelen içi de rahattır diye Puma'yla tahmin ediyorum. Puma'yla Adidas kardeş mi bu? Puma'yla Adidas, evet, sanki o hikaye Puma'nındı. Puma'yla Adidas kardeş, ayrılıyorlar. Puma tabii ki Adidas'a oranla çok daha küçük. Özellikle basketbol alanında da çok daha küçük. İmzalı atleti düşündüğümüz zaman sadece Melo var. Melo Ball. O da bu sene tabii ki alındı ve bayağı sansasyonel güzel bir ayakkabı da çıkardılar. Bu arada onu da çok soruyorsunuz ama bir tane geldi ve numarası yok. Hani ben alayım ağzım gözüm diyene kadar bir baktım uçmuş gitmiş. Ben incelesem zaten sizler de alabileceğiniz bir yer yok. Güvenilir adres olarak tabii fake satanlar, A kalite satanlar muhtemelen vardır ama hani orijinal, ben Puma'nın sitesini baz alıyorum. Ve Puma gibi işte Barçın, Yalı Spor gibi siteleri baz alıyorum. Dolayısıyla onu alamadım. Ama şu anda bu birçok yerde gördüğüm için ve yeni çıktığı için bunu incelemek istedim. Yalnız şöyle elim alıyorum, çok ağır biliyor musun? Belli ağırlığı, sen de şu koyunca tabanda, belli oluyor mu? Puma'nın çoğu ayakkabı söyle değil ağırdı, mi? Evet, ağır oluyorlar. Evet, biraz daha laplup şeklinde. Yani Adidas'a kıyasla tabii ki biraz daha geride kalıyor. Fena değiller. Yani Converse falan geçen incelemiştik. Converse. Yani cidden. Hani Converse yapsın, evet, başka bir şey yapmasın. Converse Chuck Taylor o modellerini yapsın. Onun dışında aynen, çok fazla yapmasın diyorsun. Bilmiyorum, belki bu videoyu attığımda inceleme gelmiş olabilir. İncelemede gerçekten arkadaşlar bir daha Converse'e yaklaşmayacağım demiştim. Ama Puma öyle değil. Puma'nın incelediğim neredeyse her ayakkabısından çok memnun kaldım. Tabi bu fiyat şu an mesela 1300 alıyor olsaydı, 1500'e uf derdim arkadaşlar, kaçırmayın şöyle güzel böyle güzel. Şimdi 2700 olunca çok fazla alternatif var. Yani evet. KD 15'ler, 14'ler, PG'ler, Yanis'ler, hatta LeBron Low'lar falan bile 2600-2700. Yani dolayısıyla buna gelene kadar çok daha iyi tercih olunca biraz daha kritik yapıyorsun. Hani şöyle mantıklı bir indirime falan girse yani belki. Muhtemelen de girer. Siz bu incelemeyi izler, o zaman alırsınız. Daha doğrusu bir kutu açmam ve inceleme gelecek. Hemen şöyle topuğuna bakalım ve daha fazla da vakit kaybetmeden ayağımıza giyelim. Topuğunda fazla bir olay yok. Bu ayakkabının olayı bu tape'ler, yani bu bantlar diyeyim. Ve tabii ki yan görünüm. Hemen şöyle dilini içindekileri de çıkartalım, yavaştan ayağımızda giyeceğiz. Dilini minni görmek de zor bu ayakkabının. Değil mi? Bana ama sanki giyimi zor gelecek gibi oluyor ama. Bilmiyorum. İşte 45 aldım. İyi ki de 45 aldım. Bence onu da zaten söyleyeceğim arkadaşlar, kaç numara almalısınız diye. Şöyle ayakkabının içini göstereyim. Puma basketbol yazıyor. Şöyle önden bakınca ama bayağı güzel bir görüntü var ya. Gündelik ayakkabı görüntüsü var. Biraz da renklerini iyi seçseydim, gündelik hayata uygun seçseydim belki güzel olurdu. Evet. Arkasındaki arkadaşlar petlemeler oldukça tatlı, kuvvetli. Uzun süre size yardımcı olabilir gibi. Dili de gayet normal. Dilinde de bir Puma logosu var. Arkasında Puma logosu. Evet, bu şekilde tatlı güzel bir ayakkabı. Evet, hadi şimdi çorabımızı giyelim ve ayağımıza girelim. Açalım. Bakalım dediğin gibi zor mu olacak giyimi? Evet, şu gelmiyor arkadaşlar. Alışmışım mesela şeyi çekmeye. Dili çekmeye. Ama hop diye girdi. Bu arada bayağı kalın tarmak çoraplarla giyiyorum. 45 numara büyük olur dedim ama öyle olmadı. Ayağım şurada şu anda. Bilerek kalın çorapla giydim ki nasıl olacağını görmek istedim. Yani kalıpları çok büyük değilmiş. Bazısında Puma 45'e aldıklarımda, ismini hatırlayamıyorum şu an ama ucuza Trendyol'dan aldığımda böyle olmuştu. Bayağı büyük gelmişti.
Ama genelde baktım mesela 44,5 da almışım, 45 de almışım. Diğer ayakkabılarıma baktım hep. Bunu sipariş etmeden önce. Ya biraz riskli. Her zaman tutturmanız zor oluyor. Ama yine bence hani daha büyük numara alıp, çünkü dar oldu mu giyilmesi, oynanması çok zor bana göre. Tabii açılabilir. Ama onun yerine çift kat çorap giyersin, böyle kalın çorap giyersin ve içini doldurursun diye düşünüyorum. Bayağı böyle şey yaptı, ayağımı sardı. Güzel hissediyorum şu anda, ilk ayağımı koydum, güzel hissediyorum. Tabii de bakalım, ayağa kalkalım. Nasıl görüntü? Yani beklediğimden güzel. Arkadaşlar ilk fikir olarak hiç beklemediğim şekilde ayağım şuraya doğru sanki eğimlendi. Onu sevmedim. Onu söylemem lazım. Kimi ayakkabıda bunu hissediyorum biliyor musun? Bu içeriye koydukları bu plakalar var ya, bu X şeklindeki mesela. O plakaların yanlış kullanımı olarak düşünüyorum veya benim ayağıma da uygun olmayabilir bu ayakkabı. Kimisinde mesela ayağımı içeriye doğru eğimlendiriyor o yapı. Ya da senin ayakların geniş olduğu için. Ama her ayakkabıda, yani koşu ayakkabılarında bile, daracık koşu ayakkabılarını giyiyorum, öyle olmuyor. Yani ayakkabı burada farklı bir eğim veriyor. Kimi ayakkabılarda böyle oluyor. PG'lerde falan olmuştu zamanında. Onun dışında arkadaşlar yastıklamasını şu an çok aşırı hissedemedim. Çok iyi mi değil mi anlayamadım. Ayakkabı çok rahat. Özellikle üstten müsten çok rahat. Ama şu an bana aşırı dar geldi kalın çorapla giydiğim için. Kalıbı çok büyük değil. Yani kayrı kalıpları gibi falan düşünebilirsiniz. Kalıpları dar. Dolayısıyla ona göre almak istiyorsanız alabilirsiniz. Yani muhtemelen taban tutuşu güzel olacak. Ayakkabı çok yumuşak. Hiç öyle bir sert bir yapısı yok arkadaşlar. Yumuşacık. Baya baya yumuşak hatta şuralardan falan. Diyorum ya, günlük yapsalarmış bu şekilde daha güzel olurmuş. Günlükte bu tarz bir kullanım olsa iyi olurmuş. Evet, baya güzel. Günlük hayatta da giyilebilir hatta bence. Şöyle biraz daha. Evet. Hoş. Kesinlikle performans incelemesini bekleyin almadan önce. Çünkü baya pahalı bir ayakkabı. Yani değecekmiş gibi hissetmedim şu an. Açık konuşayım arkadaşlar. Sanki 2700'e değecekmiş gibi bir ayakkabı değil. Hani güzel, kesinlikle güzel ama hani 2000'in altına düşmeli bence. Ederi bu değil değil mi? Ederi bence bu değil. Çünkü yani bu fiyata LeBron'ları falan düşünüyorum. LeBron 19 dolları falan. Çok çok daha iyi olacak arkadaşlar. Hani yastıklama olarak, genel kuvvet olarak. Bu arada aşırı destek noktasında da kuvvetli hissettirmedi. Yani ayakkabı çok rahat, bir yürüyüş ayakkabısı rahatlığı var. Neredeyse. Evet, incelememi yaptım. Evet. Burada değil mi? Görüntü nasıl, sen görüntü hakkında bir yorum? Ya ben beğendim. Normalde beğenmem ama sana turuncu renk yakışıyor. Değil mi? Siyahlarla falan güzel oldu. Güzel, hoşuma gitti benim de. Şöyle şeyde durayım, postun üstünde durayım mesela. Evet, bu şekildeydi arkadaşlar. Ön bir inceleme diyelim, ön bir kutu açımı. Burada biliyorsunuz ben de ilk defa sizinle birlikte açıyorum ve ilk fikirlerimi, ilk düşüncelerimi söylüyorum. Daha sonra ise detaylı performans incelemesi yapıyorum. O incelemede görüşmek dileğiyle. Abone olur, like atar ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Ayakkabı dersi bugünlük. Out.